Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'de 14 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 21 belediye başkanının katıldığı il belediye başkanları toplantısında açıklamalar yaptı. 25 şehirde 57 kent lokantası açtıklarını belirten Özel, "Kim geçinemiyoruz diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti, parlamento içindeki muhalefet, dışındaki muhalefet ayrımı olmak, sizin hep birlikte toplumsal bir muhalefeti dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız. Değerlendirmesini yaptı. En son 57. kent lokantamızı 25 farklı şehirde açtık. Önümde listesi var. Uzun uzun söylemeyeceğim ama Türkiye'de 25 farklı şehirde 57 kent lokantamız var. Bu sayıyı arttırmalıyız. 77 rakamını 6 ayda önemsiyorum. Ama bu konuda dur durak bilmeden kreş açmaya devam etmemiz gerekir. Isterim. Bu salonun çözdüğü sorunlar var. Çözemediği sorunlar var. Çözemediğimiz sorun işsizlik. Çünkü yerel yönetimler istihdam yaratma imkanı olan ama an itibariyle zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partide olursa olsun belediyenin tüm istihdam olanaklarının kullanıldığı, dolduğu, hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz. Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var. Ama bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin e, boyutuna göre, yapısına göre iş başvuruları var. Bu konu en çok zorlandığınız konu. Bunu biliyoruz. Ve bu sorunu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz. Dün TÜİK rakamları açıkladı. 0.3'lük bir düşüşten, yüzde buçukluk bir işsizlikten bahsediyorlar. Ama TÜİK'in de rakamlarında gizlemediği, diskin detaylı araştırmalarında e, tüm kesimler tarafından doğrulandığı şekilde Türkiye'de gerçek anlamda 8.8 milyondan 11 milyona çıkmış. Yani sadece 2023 Ağustos'tan 2024 Ağustos'a kadar 2.2 milyon yeni işsizin eklenmesiyle geniş tabanlı işsizlik 11 milyona çıkmış durumda. Kim geçinemiyoruz diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti, parlamento içindeki muhalefet, dışındaki muhalefet ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız.